Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni biraz önce, bir 15-20 dakika önce Trabzon'dan geldim, yoldan indim. Şu an Kartsigor Celal köyündeyim. Daha doğrusu Celal köyünde değil, Celal köye gideceğim. Burası Varlı köyü. Şurada evler var. Şu evler tek bir babanın evlatları. Hani baba oğul yaşıyorlar. Ama oranın çok böyle büyük, iri ve azgın köpekleri var. Ben bu yolu kullanamam. Affedersin, beni şey yapsalar, ben bu yolu kullanamam. Köpek korkusundan. En çok korktuğum hayvanların bir tanesi de köpekler. Zira köpekler tarafından 2-3 defa ısırıldım böyle. Ben onun için ikinci alternatifi bulmuşum böyle. Şöyle göstereyim. Şu patika yoldan geçeceğim. Şu gördüğümüz elektrik direkleri var ya. Ben oradan güzergahı çiziyorum. Olur da köpekler ya da başka bir şey bana yaklaşmaya çalışırsa direklere bin. O zaman biz patika yolumuza şey yapalım. Girelim öyle. Güneş vursun öyle. Şu patika yoldan gideceğiz. İmkansızlar neleri başarıyor ya. Hadi gidelim. İnanamayacaksınız ama orada köpek sesleri geliyor. Ama biz işimizi garantiye alacağız. Ben yani bilsem hepsi bağlı olsa bile ben buradan gideceğim. Tabi sabahın körü olduğu için, sabahın körü dediğimiz yani saat 5.30-6 olduğu için bu saatte arabalar yok. Zaten bizim köyün arabaları yok. Civar köylerin arabaları gelişti, bizi alıyor. Bizim köydeki yolcular alıyor, gidiyor. Bu saatte araba bulunmaz. Biz de kendimizce yani kendimce alternatif yol bulmuşum böyle. Gerçek yolu bırakıp şu yoldan şu direklere birazdan geçeceğim oraya. Hadi geçelim oraya. Şurada yoluma devam edeceğim. Zira buralar hep tarla böyle. Tarla olduğu için hani ne olur ne olmaz yine de biz şu yoldan gideceğiz. İleriki atı da geçeceğiz. Ta ki diğer dere kadar. Yani evleri geçene kadar kendimizi garantiye verene kadar biz bu yoldan devam edeceğiz. Zira ben ne zaman buraya gelirsem sürekli kullandığım yol burası. İnşallah başımıza bir kaza bela gelmeden kurtuluruz arkadaş. Adam tabi hak veriyorum, tabii koyunları var, hayvanları var, çoban köpekleri var ama arkadaş köpekleri öyle böyle değil ya. Ciddi mi öyle böyle değil ya. Allah kimseye göstermesin. Evet arkadaşlar, şu direkler, bunlar benim hayatımı kurtaran direkler oldu. Herhangi bir tehlike anında hemen direklere asılıp tırmanıyorum. Tehlike geçtikten sonra ben de kendi yoluma devam ediyorum diyeceğim ama burada sanki tehlike var. Allah'ım ben korktum. Yardımlar burada. Koyun var. İnşallah köpek de yoktur. Neyse, bir amcayı sesleneyim, sonra size sonra dinlerim. Hadi bana şans dileyin. Benim için dua edin. Bismillahirrahmanirrahim. Apo bereket ve Kodittir sosay ve azdırahat değil mi? Sozab dedirsin ya. Tamam amca. Teşekkür ederim. Hatta etin inşallah. Hadi işte arazi amca. Boşuna tedirgin yaşıyormuşum ya. Köpekler yokmuş. Köpekler yani burada değilmiş. Yayla dalanmış. Amca içime su döktü ya. Vallahi billahi ya. Aniden amcayı görünce dedim eyvah dedim. Koyunları burada. Hani büyük ihtimalle dedim. Köpekler de burada diye. İçimi yedi ya. Allah'ım. Yani bir içimdeki bu köpeklere karşı olan korkuyu bir bilseniz var ya. Aman aman. Vallahi çok korkuyorum. Oh. Neyse ki atlattık amca. Şu evler tamamen bizim biraz önceki amcanın çocukları. Amcanın ve çocuklarının evleri oluyor. Adam işte çocuğu büyüyor, evleniyor. Kendi yanında. Adam epey de zengin zaten. Bizim köyden, diğer köylerde falan. Hani arazileri çok var.
Ama şöyle bir şey var. Adam zengin olabilir ama yemesini bilmeyenlerdendir. Hani kazanmayı biliyorlar ama yemeyi bilmiyorlar. Bu da apayrı bir üzücü durum. Neyse ki az kaldı. Şurayı da yola koyuyoruz. Ondan sonra 1 kilometre aralı sanırım bizim köye. Ondan sonra eve geçeriz. Bu nehir aynı zamanda bizim köyle Varlı köyü birbirinden ayıran sener oluyor. Abi vadi yazın kuruyor. İlkbahar kışın ise biraz kışın değil de ilkbahar yazın ortalarına kadar biraz sürüyor. Biz ne yola çıkıyoruz? Patika yoldan da biz şu yollardan geldik ya. Biraz güneş vuruyor, parlıyor ama biz şu yollardan geldik. Evet, bu kadar. Nihayet rahat bir nefes alabildik. Ya arkadaşlar, ben uzun yoldan geldim. Yani şuradan bir lavaboya gideyim ya. Değil mi? Evet. Bir rahatlayayım canım ya. Rahatlayalım. Hani Kemal Sunal diyor ya. Oh be. Dünya varmış ya. Vallahi ya. Arabada pey. Tut tut tut. Nereye kadar? Neyse. Evet. Ana yola çıktık işte. Şimdi ana yola çıktık. Arkamızda kaldı bizim. O evler arkamızda kaldı. Biz yolumuza devam edelim inşallah. Bu yolu takip ede 1 kilometre yakın yol var. Ondan sonra köyümüze, kendi evimize gidelim, güzelce bir banyo yapalım. Biliyorsun koronavirüs var. Ondan sonra hemen temizlenelim. Yani güzel bir kahvaltı yapalım. Şimdi annem bana kahvaltıyı hazırlamıştır. Oh ne güzel. Dünya var. Ben Kars'ı seviyorum ya. Bu yıl güzellikler, yeşillikler. Baksanıza tarlaların boyu. Arpa, buğday, maşallah. Bak baba. Hepsi birbirinden güzel ya. Allah'ıma kurban ya. Bizim köy o kadar zengin. Yani hem toprak türü olarak zengin, biliyorsun. Kara toprak, çerezin toprağı var. Ondan sonra etrafımızda 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane dere akıyor. Tabi bunlardan 3'ü yazın kuruyor, böyle yazın ortalarından kuruyor. Şu anda akıntı olanlar var. Hani seyreltisi azalan var. Ama birisi hiç azalmıyor. İşte birisi şuradan geçiyor, şu tarlaları sulattırıyor. Bu yönden bizim köyümüz hem su bakımından hem toprak bakımından. Arazisi kısa olabilir yani. Uzunluğu, kilometresi az olabilir diğer köylere göre. Ama toprağı verimli olduğu için, suyu da bol olduğu için emin ol çoğu köy bu imkanın elinde olmasını istiyor. Şanssız, seviyoruz. Hele ki ben burayı çok seviyorum. İnsanları biraz şey olabilir, farklı olabilir. Biliyorsun Kars insanları soğukkanlıdır. Yani Iğdır insanlarıyla ters düşer. Anlaşamazlar. Birisi soğuk, birisi sıcak. Birbirini tamamlar belki ama öyle değil arkadaşlar. Tamamen anlaşamıyoruz. Hatta biz gençler bile Kars'taki gençlerle çok nadir anlaşırız böyle. Onlarla pek gezmeyiz. Yani Iğdırlarla, Karslı Karslılarla iletişime, yani sürekli iletişim halindeler. İşte böyle arkadaşlar, bizim köye gideceğiz ha. Köy gözüne kadar gideceğiz inşallah. Ondan sonra video kapatacağım. Şu kuş cennetine baksana arkadaşlar ya. Kurbağa sesi var. Kuş sesi var. Ondan sonra böyle tin 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 tin. Yapanların ismi ne, onu da bilmiyorum. Kuşlar cevel cevel. Oo. Erkek dişi kovalıyor. Hem dönemleri geliyor arkadaş. Baksana maşallah ya. Vallahi arkadaşlar, geçen sene verim yoktu. Tarlaların boyu. Mesela geçen sene diyelim ki 40 santimse. 40 santim. Bu yıl 80 santim. Değil. Pardon. 80 santim. Ne çok olur canım. Geçen sene 30 santimse. Bu yıl hemen 12 katı. 60 santim. Daha fazla da. Biz boyut geçiyor. Buğdaylar şu. Şu aşağıdaki şeylere baksana böyle. Üf vallahi bu yıl. Rabbime sonsuz hamdolsun. Çok verim var. Bize kat kat verimini alırız inşallah. Ama karşılığında insanoğlu ne yapması gerekir? Bol bol şükretmesi gerekir.
olmadığı zaman da sabretmeli. İnsan şükrettiğinde, sabrettiğinde diğer insanlardan ayrılır ve bu Müslümanların en özelliği, en ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Başına bir musibet gelir, sabreder. Başına bir güzel bir şey gelir, şükreder. İşte Allah bu kullarını çok sever. Allah bu kullarını çok sever. Ne? Yani şükretmeyi biliyor, sabretmeyi biliyor. Bir de ne yapayım mesela? Şikayet etmiyor. Hani diğer adı neydi ya? İşte nimetin kimden geldiğini iyi bildiği için bu güzel bir şeydi. Neyse. Kollarım yoruldu. Daha köye gelmedik. Ben buradan videoyu bitireyim. Ama şu kırmızı, beyaz, ondan sonra mor çiçeklerin arasından poz vererek, evet, şuraya geçerek bir poz vererek kapatmak istiyorum. İşte ben doğayı sevdiğim için bu tür şeyleri seviyorum. Sarı çiçek, gelincikler. Bir tane koparacağım, hakkını helal et. Güzel de kokuyor. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun. Zindan TV'nin hepinize mutlu ve umutlu yarınlar diliyorum inşallah. Selametle kalın. Güle güle.